olurdu bu adam benim. Cumhuriyet millet tek yol memleket diyen Muharrem İnce, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen cesur yürek Muharrem İnce. Başkanım. Afiyet olsun. Başkanım. Ya bunun yanına ejder meyveli simuti yok mu? Karşı tarafa bakıyorum. Devrim kanunlarını kaldıracağız diyenler var. Türklüğü yok edeceğiz diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya faşist diyen CHP milletvekili var. Sonra utanmadan tweetini siliyor. Ya düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kıyamet alameti bunlar ya. Kıyamet alameti ya. Muharrem İnce CHP'den istifa etmiş. CHP milletvekili Atatürk'e ve İnönü'ye faşist diyor ya. Tekrar listeye koyarlarsa da şaşırmam. Atatürk'e faşist diyenler, kefere diyenler, Dersim katliamcısı diyenler, Mustafa Kemal diyenler, FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları, ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeriye. Parsel parsel satın almışlar Atatürk'ün partisini. Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun. Hele o milletvekillerine, size sesleniyorum görev başındaki milletvekili, size. 90 taneniz listeye giremeyeceksiniz. Bak yaz, yazdım baştan. 90'ınız listeye giremeyeceksiniz. Şimdi gıkınızı çıkarmıyorsunuz ya, yeniden listeye girmek için sakın ha listeye konulmadığınız zaman konuşmayın. Ya şimdi konuşun ya da hep susun. Ama bu altılı masada gelmemeli. Bunlarla da bir karanlığa sürüklenir Türkiye. Türkiye'ye yepyeni bir umut lazım. Yeni bir söylem lazım. Yeni bir duruş lazım. Memleket Partisi gönüllülerin kaynaklarıyla ayakta duran tertemiz pırıl pırıl bir parti. İnşallah önümüzdeki seçim sürecinde çok daha yüksek oy oranlarına ulaşacağız diyorum. Memleket Partisi'nin yakında üyelerinin önüne sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Ben de aday adaylarından biri olacağım. 100.000 imza ile aday olabiliyoruz biz tabii. Ben bilemiyorum altılı masanın adayı kim olur, hiç ilgilenmiyorum onunla. Ama kim olursa olsun. Ama bir an önce açıklasınlar. Bak ben çok geç açıklanmış birisi olarak söylüyorum. 51 gün kala aday oldum. Yetmedi bana zaman. Onun için geç kalıyorlar. Yani 15 Haziran'ı beklemesinler. 15 Mayıs'ı beklemesinler. 14 Mayıs'tan önce açıklasınlar diyorum. Yani seçimden sonraya bırakmasınlar aday açıklamayı. Rektör atamayacağım. Üniversitelere bırakacağım onu. İki yüksek yargıç atamayacağım. Yargıçlara bırakacağım Anayasa Mahkemesi'ni ve diğerlerini. Üç, bütçe hakkını meclise geri vereceğim. Dört, TOKİ her son öğrenci yurda girene kadar sadece yurt yapacak. Gençlerden iletişim vergisi almayacağız. Gençlerin bilgisayarı, tableti, interneti ucuz olacak. Çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Gençler yurt dışı vize kuyruklarında gezmeyecek. Bütün bunları yapacağız. Seçim beyannamenizde 100 günde 100 iş diye yakında basının karşısında çıkıp açıklayacağız. Seçim güvenliğiyle alakalı altılı masaya çağrıda bulunduk. Dedik ki bak bütün partileri çağırın, 200 bin sandığı paylaşalım. Onlar diyor ki biz hallettik, hallediyoruz. Vallahi yalan billahi yalan. 2018'de de bana öyle söylemişlerdi. 12.843 sandığa gözlemci koymamışlar. Evet. Seçim. Seçim. Tamam. Bir kez daha. Fotoğrafını ne dersin? Atarız abi. Başkanım. Atar mıyız fotoğrafı? Tamam. Burada toplam.